ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti Aksaray İl Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve diğer siyasi parti temsilcileri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda İsrail'i kınayarak basın açıklamasında bulundu. Aksaray'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki şiddet olayları protesto edildi. (15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan grup şehitler için dua etti. Korktuğumuza uğratma ya Rabbi, umduğumuza dahil eyle ya Rabbi. İsra ve Miraç hadisesinin ikinci ayağı olan Mescid-i Aksa'yı muhafaza eyle ya Rabbi. Yürümeye değer yollardan, üç yoldan biri olan Mescid-i Aksa'yı muhafaza eyle ya Rabbi. Türk ve Filistin bayraklarını taşıyan, Amerika ve İsrail'e tepki gösteren grup adına konuşan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, 70 yıldan beri Siyonist İsrail'in Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden katliamlarına devam ettiğini belirtti. 15 Mayıs günü büyük felaketler kapanan 70. yıl yarattı. 70 yıldan beri Siyonist İsrail Müslümanlar kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. 14 Mayıs günü sözde ABD'nin gerçeğini Kudüs'e taşıması, barışçı gösterilerle protesto eden Filistinlilere yapılan bombaların şiddeti her geçen dakika artmakta, şehit olan ve ailen olan kardeşlerimizin sayısı artmaktadır. Öğleden gelen resmi bilgilere göre son iki günde Siyonist saldırılarında 59 Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. 2770'li Filistinli'ye yaralanmıştır. Filistin mücadelemize binlerce kardeşimizin şehit olduğu ama Müslümanlar mücadeleden asla vazgeçmedi. Siyasi parti il başkanları ve teşkilat kademelerinin belediye başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın ve kurum temsilcilerinin destek verdiği basın açıklamasında gruptakiler sık sık tekbir getirerek katil Amerika, katil İsrail sloganları attı. Aksaray Belediyesi tarafından yapılan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Aksaray Belediyesi'nin kent estetiğinde yeşil alan çalışmalarıyla örnek gösterilecek Ulaırmak Rekreasyon Alanı ve Tacın Mahallesi'nde 3 ayrı etaba ayrılan ve 1. etabı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nın açılışı AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Ser'den geçti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve İl Protokolü tarafından gerçekleştirildi. Park açılışında konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Ser'den geçti. Tacın Mahallesi'nin hayata geçen ve şehrin iki yakasını birleştiren Ulaırmak Rekreasyon Alanı ve Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı ile Aksaray'ın en gözde mahallesi olduğuna dikkat çekerek Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. Sevgili Tacinli hemşerilerim, öncelikle çok şanslı bir mahalledesiniz. Aksaray'ın en büyük parkını belediye başkanımız buraya yapıyor. Oradan hemşerimiz söylüyor, yolumuz yok diyor. İnşallah alt geçidimiz de yapılacak. Hastanemiz 600 yataklı yapıldığı zaman Aksaray'ın belki en güzel mahallesi bu olacak. Muhtarımı biraz önce tebrik ettim. Sizleri de tebrik ediyorum. Tabii Aksaray'a yapılan her yatırım bütün Aksaraylılarındır. Buradan herkes istifade edecek. Başkanımız böyle çok güzel parklar yaptı. Genç Osman'ı yaptı, Kılıç Aslanı yaptı, Karabağ Parkı yaptı. Bu onların daha güzeli, daha büyük bir park olacak.
Bu yüzden hem başkanımızı Aksaray'a yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum, hem de sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca Mehmetçiğimize destek verdi diye hor görülen bir sanatçıyı veya hakir görülen bir sanatçıya sahip çıkmak da tabii ki bütün vatanseverler gibi başkanımızı da bu konuda tebrik ediyorum. Bu da hepimizin vazifesi. Ve merakla konseri beklediğinizi de umarak sözümü kısa kesmek istiyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Son bir kez daha bu parkın isminin de Recep Tayyip Erdoğan olması ayrı bir güzel. Çünkü Aksaraylılar Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Onu her yerde yaşatmak istiyor. Yüreklerinde yaşatıyorlar. Bu ismin de burada ebediyen yaşamasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ı yıldız eserlerden bir tanesi olarak tanımladığı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nı kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, park çalışmaları kapsamında en kısa zamanda ikinci ve üçüncü etap açılışlarıyla birlikte Aksaraylılara sadece bir park değil, bir yaşam tarzı ve medeniyet sunacaklarını söyledi. Şu anda içinde bulunduğumuz bu park ve bu parkın yapımında emeği geçen bütün belediye çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ama 4 yıl oldu göreve başlayalı, 5. yılımıza girmek üzereyiz. Hangi projeyi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim, hangi çalışmayı yaparsak yapalım, biz hep şu düsturla hareket ettik. Dedik ki öncelikle vatandaşlarımızın, yani burada birazdan sayacağım teker teker, onların isteği doğrultusunda projeler yapalım ki yapılan bu projeler vesilesiyle onlar buraları kullansın ve kullandığı zaman da memnun olsun. Yine gençlerimizle oturduk, konuştuk. Ne tür bir çalışma yapmamızı istersiniz? Gençlik Festivali. Biz onların da dediğini yaptık ve geçtiğimiz hafta Gençlik Festivali'nde tamamlamış olduk. Öğrencilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza derken hiçbir zaman unutmadığımız şehit ailelerimiz var. Sizler de biliyorsunuz. Gazilerimiz var. Onlar da bizim baş tacımız ve onlara yapmış olduğumuz hizmetler, onlara yapmış olduğumuz çalışmalar gün be gün artarak devam ediyor. Onların da mutlu ve huzurlu olduğu bir şehri oluşturuyoruz. Ve yine engelli kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Bu hafta biliyorsunuz engelliler haftası. Onları da unutmadan engelli koordinasyon merkezleri, engellilerin rahat ulaşım sağlayabilecekleri araçların yapımını da hep birlikte gerçekleştirdik. Burada şu anda açılışını gerçekleştireceğimiz bu parkı da gençlerimizle yaptık. Nasıl yaptık? Tabii ki mahalle sakinlerimiz, muhtarlarımız, onların da görüşlerini aldık. Ama özellikle gençlerimiz ve gençlerimizin düşünceleri bize bu parkın yapımında ciddi anlamda katkılar sağladı. Yaklaşık 78 bin metrekarelik bir alanın açılışını gerçekleştireceğiz. İkinci ve üçüncü etapların ihalelerini de yaptıktan sonra bu park, yani Gençlik Parkı dediğimiz bu parkımız Aksaray'ımızın en büyük parkı olacak. Toplamda 500 bin metrekareye ulaşacak olan bu alanda sizlerin de birazdan belki ilerleyen saatlerde gezip göreceğiniz amfitiyatrolarının olduğu, değişik oyuncak ve çocuk alanlarının olduğu, yürüyüş alanlarının ve bisiklet parkurlarının olduğu yepyeni bir parkı Aksaray'ımıza kazandırıyoruz. Ama bunu yaparken de gençlerimizle oturduk, konuştuk, dedik ki ne yapalım başka? Başkanım, biz gençlik merkezi istiyoruz dediler. Özellikle üniversite öğrencilerimiz dediler ki bizim gençlik merkezine ihtiyacımız var. İlgis içerisinde kütüphanesinin olduğu, çalışma salonlarının olduğu, bilgisayarların olduğu, farklı aktiviteleri yapabileceğimiz alanlar. Ve biz de onları kırmadık. Yine bu gördüğünüz alanın içerisinde 3 kattan oluşan, 3500 metrekareyi geçen bir gençlik merkezinin inşaatını inşallah gelecek aylarda başlatıyoruz. 30 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi devraldıktan sonra Aksaray'ı büyük ve modern bir kent görünümüne kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Yazgı, yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Sosyal kültürel kapsamda gerçekleştirilen festival ve etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
Toplamda 425 bin metrekare alanı kapsayan 3 etabıyla birlikte Aksaray'ın en yeşil ve en büyük kent içi parklarından biri olarak hayata geçen Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı açılışında ünlü pop müzik sanatçısı Fettah Can şarkılarıyla açılışa katılan vatandaşları coşturdu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Engelliler Haftası dolayısıyla Aksaray'da engelliler için faaliyet gösteren STK temsilcileri ve engelli sporcularla bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Engelliler Haftası kapsamında Aksaray Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde engelli sporcular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri için kahvaltı programı düzenledi. Programa Aksaray Engelliler Derneği Şube Başkanı Bekir Kaya, Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Mustafa Kayhan Erbaş, 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ve Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ramazan Dağ, Aksaray İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yakup Amaç ve dernek üyesi engelli bireyler katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı programda yaptığı konuşmada engellilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Aksaray Belediyesi tarafından engellilere verilen hizmetleri anlattı. Başkan Yazgı, engelli kardeşlerimizin şartlarının daha iyi olması için çok ciddi düzenlemeler yaptık. Engelli kardeşlerimizin artık normal vatandaşlarımız gibi hayatlarını idame ettirme imkanları geliştirmek için Engelli Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtık. Burada imkanlarımız ölçüsünde engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sağlamaya çalışıyoruz. Belediye hizmetlerimiz çerçevesinde hizmet olarak kaldırımlarımızı, toplu ulaşım araçlarını engelli vatandaşlarımızın kullanımına uyumlu hale getirdik. Şehrin muhtelif yerlerinde engelli şarj istasyonları kurduk. Tüm belediye çalışmalarımızda engellilerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Bizim için her insan özeldir, her insan değerlidir, kıymetlidir. Her insan hak ettiği imkan ve haklara sahip olabilmelidir. Hiç kimsenin ileride engelli olmamak için bir garantisi yoktur. O nedenle engellilerimizin sorunlarını paylaşmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda hassasiyetin ve bilincin artmasına vasıta olmasını temenni ediyor. Tüm kardeşlerimizi sevgiyle kucaklayarak ailelerine ve tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci dolu günler temenni ediyorum diye konuştu. Aksaray Belediyesi 3 işletmeyi daha güne bakan sertifikası ile ödüllendirdi. 2014'te başlayan ve belediye bünyesindeki uzman zabıta denetleme kurulu ekibiyle birlikte yürütülen gıda üretim ve satıcılarına yönelik hijyen projesi Aksaray'da 27 işletmeyi güne bakan sertifikası sahibi yaptı. Zeynep. Güne bakan projesi kapsamında son olarak Zabıta Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan 3 işletmede Mobidi sistemiyle anlık denetimleri gerçekleştirilen değerlendirme sonunda 100 üzerinden 80 puan ve üstü alan Simit Teknesi, Kardeşler Etli Ekmek ve Karadeniz Pide Köfte Salonu gıda üretim ve satışında belirli hijyenik koşulları sağlayarak işletmelerine güne bakan sertifikasını asan 25, 26, 27. işletme oldular. Hijyen olmadan bizim işimiz olmaz. Yani biz hijyenle beraber işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani ilk başta bizim işimizde hijyen gelir. Bunu da Sayın Belediyemiz bizi bir belgeyle onurlandırmıştır. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Güne bakan projesine halkın ilgisi her geçen gün katlanarak artıyor. Vatandaşlar güne bakan sertifikası olan işletmeleri tercih ediyor. Sertifika verilen kurumlar Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetleme Kurulu ekipleri, güne bakan sertifikası alan işletmelerin belgeyle sınırlı kalmayıp sürdürülebilir ve gelişmeye açık olması için periyodik olarak 3 ayda bir denetimlerini sürdürüyor. Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan Sokağı etkinlikleri başladı. Ramazan Sokağı ise çocukların ilgi odağı oldu.
Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği Ramazan Sokağı etkinliği Kültür Park Amfiteyatro'da başladı. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerde Ramazan ayının ilk gününde çocuklar için Hacivat ve Karagöz gösterisi düzenlendi. Aksaray'da Ramazan ayı boyunca her gün çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Aksaray Belediyesi Ramazan Sokağı'nın ilk gününde çocuklar Hacivat, Karagöz, Palyaço, orta oyunlarıyla gönüllerince eğlendi. Ramazan Sokağı'yla Ramazan ayının dolu dolu geçeceğini ifade eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tüm Aksaray halkının bir kez daha Ramazan ayını kutlayarak şehrimizde geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan Sokağı'nda geleneklerimizi yaşatan etkinlikler düzenleyeceğiz. Tasavvuf konserleri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri mahallelerimizde iftar programlarıyla bu yılda hep birlikte bir arada bir Ramazan geçireceğiz inşallah dedi. Aksaray Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Ramazan programı kapsamında Ramazan ayı boyunca geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları da başlıyor. Aksaray Belediyesi mahallelerin içme suyu problemlerini çözmeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü il genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kurtuluş ve Laleli Mahallesi'nde içme suyu ishali hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kurtuluş Mahallesi 79. sokakta 40 yıllık kullanılan içme suyu şebeke borularını yenilemek amacıyla çalışma başlatan Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgede 5 kilometrelik içme suyu şebekesi döşüyor. Sağlığı koruyacak adımlarla vatandaş memnuniyeti odaklı projelerini sürdüren Aksaray Belediyesi, içme suyu hatlarında paslanmadan dolayı kayıp kaçak oranını yükselten bölgeleri tespit ederek uzun yıllardır kullanılan eski hatları yenilemeye devam ediyor. Kurtuluş Mahallesi 79. sokakta 5 kilometre güzergah boyunca fiziksel ve ekonomik olarak ömrünü doldurmuş bir hat boyunca farklı farklı cinslerde kullanılan boru ve bağlantı noktaları sökülerek yerine yüksek su basıncına dayanıklı içme suyu boruları döşeniyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şemsiyeli Sokak vatandaşların ilgi odağı oldu. Aksaray Belediyesi'nin 2016 yılının Nisan ayında hayata geçirdiği Hacı Hasanlı Mahallesi Kurtuluş Caddesi Şemsiyeli Sokak, bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeniden şemsiyeler takılarak renklendi. Kış aylarında yıpranan şemsiyelerin toplandığı sokağa havaların güzelleşmesiyle birlikte birçok farklı renkte şemsiye asıldı. 850 şemsiye kullanılarak yeniden renklenen caddede uygulamayı beğenen herkes şemsiyelerle yeniden süslenen sokakta fotoğraf çektirmek için caddeye akın ediyor. Aksaray Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde kanalizasyon hatlarını temizlemeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri iki farklı tip kombine kanal açma ve temizleme aracıyla şehir merkezinde sağanak yağış sonrası veya farklı nedenlere bağlı olarak tıkanan kanalizasyonlardaki tıkanıklıkları gidermek için gece gündüz çalışıyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde hizmet veren kombine kanal açma ve temizleme aracıyla şehrin tüm mahalle, cadde ve sokaklarında bulunan yağmur suyu ve kanalizasyon bacalarıyla kanallarının rutin temizlikleri yapılıyor. Her türlü tıkanıklığı kombine kanal temizleme araçları sayesinde kısa bir sürede gideren belediye ekipleri ayrıca dere ve menfezlerde de benzer çalışmalar yapıyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon temizleme çalışmalarıyla özellikle şiddetli yağışlarda sorun yaşanmaması için tüm önlemleri almaya çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı açılışında Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya Tacin Mahallesi sakinleri tarafından teşekkür plaketi verildi.
Aksaray Belediyesi tarafından Tacım Mahallesi'nde 3 etaba ayrılan Aksaray'ın en büyük park olma özelliği taşıyan 1. etabı tamamlanan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, il protokolü ve binlerce vatandaşın katılımıyla açılan pop müzik sanatçısı Fettah Can'ın açılış konseri verdiği programda Başkan Yazgı'ya Tacım Mahallesi sakinlerinden teşekkür. Açılış programında Tacım Mahallesi Muhtarı İbrahim Telli, mahalle sakinleri adına hayata geçen park projesiyle mahallelerine değer katan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ederek plaket takdim etti. Sayın Başkanım, sizi aşağıya uğurlamadan önce zat halinize bir teşekkür plaketi takdim edilecektir. Tacım Mahallesi Muhtarı Sayın İbrahim Telli, mahallelerine yaptıkları katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi sunacaklar Sayın İbrahim Telli. Tacım Mahallesi sakinleri tarafından coşkuyla alkışlanan Başkan Yazgı, projede talepleri değerlendirip özellikle gençlerin hayallerini gerçekleştirdiğini ifade ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler gönüller yapmaya, hizmetler yapmaya ve eserler bırakmaya geldik diyerek proje kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda bir de gençlik merkezi inşa edeceklerinin müjdesini verdi. Yaklaşık 78 bin metrekarelik bir alanın açılışını gerçekleştireceğiz. İkinci ve üçüncü etapların ihalelerini de yaptıktan sonra bu park, yani Gençlik Parkı dediğimiz bu parkımız Aksaray'ımızın en büyük parkı olacak. Toplamda 500 bin metrekareye ulaşacak olan bu alanda sizlerin de birazdan belki ilerleyen saatlerde gezip göreceğiniz amfitiyatroların olduğu, değişik oyuncak ve çocuk alanlarının olduğu, yürüyüş alanlarının ve bisiklet parkurlarının olduğu yepyeni bir parkı Aksaray'ımıza kazandırıyoruz. Ama bunu yaparken de gençlerimizle oturduk, konuştuk, dedik ki ne yapalım başka? Başkanım, biz gençlik merkezi istiyoruz dediler. Özellikle üniversite öğrencilerimiz dediler ki bizim gençlik merkezine ihtiyacımız var. İlgis içerisinde kütüphanesinin olduğu, çalışma salonlarının olduğu, bilgisayarların olduğu, farklı aktiviteleri yapabileceğimiz alanlar ve biz de onları kırmadık. Yine bu gördüğünüz alanın içerisinde 3 kattan oluşan, 3500 metrekareyi geçen bir gençlik merkezinin inşaatını inşallah gelecek aylarda başlatıyoruz. Muhteşem bir açılış törenine sahne olan gecede bir de evlenme teklifi sürprizi yaşandı. Sanatçı Fettah Can şarkılarını binler için söylerken sahneye çıkan polis memuru Burak Kaya, sevgilisi meslektaşı Cevahir Ünal'a evlenme teklif etti. Teklifin cevabı ise tabii ki evetti. Lokmanın iki yakasını bir araya getirip varlığını ömrüme katar mısın? Benimle evlenir misin? Siz yüzüğü takarken ben size çok güzel bir şarkı söyleyeyim. Bir küçük dans eder misiniz? Bir ömür yeter bana bu armağan. Ölsem de gam yemem artık. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.